Merhaba arkadaşlar. Bugün cam bardaklarımıza kumlama yapacağız desen. Kumlamanın özelliği zaten çok çabuk yapılabilen bir uygulama. Yıkandıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bulaşık makinesinde her şeyde çok rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Hiçbir şekilde çıkma yapmıyor. Cila vernik gerektirmiyor. Ben bir tane bardağıma yaptım. Bakın puantiyeli gördüğünüz gibi. Değişik stencil kalıplarından da uygulayabilirsiniz. Spatula yardımı ile stencil şablonlarında yapılabiliyor. Ama bardaklarda uygulamasını puantiye olarak yapmak isterseniz pompon fırçaların arka yüzüne de yapılabilir. Ben bir tanesini uyguladım. Tekrar göstereyim. Bakın. Şimdi şeyi size göstereyim. Kumlama kremini. Kadence Magic Gloss kumlama kremi bu. Bunlar tek renktir. Rengi şu şekilde. Ya yani tek renk derken yeşil gibi duruyor fakat yıkandığı zaman şeffaf bir görüntü alıyor. Evet, birazcık sıktım. Pompon fırçamın arka yüzüne değdirdim. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bastırıp çekiyorsunuz. Bastırıp çekiyorsunuz. Bunda dikkat edilmesi gereken husus nereye değerse, mesela stencil şablonlarında yaptığınız zaman çok dikkatli yapmanız lazım. Çünkü değdiği yerde izini bırakıyor. Yıkasanız dahi çıkmıyor. Bardaklarınıza böyle desenler verebilirsiniz. İster puantiye, ister dediğim gibi stencil şablonlarıyla da olabiliyor bu. Stencil şablonlarında spatula yardımıyla yapıyorsunuz. Dediğim gibi. Böyle bu vaziyette 2 dakika bekleyip ondan sonra duru suyun altında çok rahat yıkayabilirsiniz. Kuruladıktan sonra desen çıkıyor. Mesela onu bekleteceğim. Diğer bir çay bardağıma uyguluyorum. Şu şekilde. Şu biraz küçük oldu. Evet. Yıkandığı zaman bu yeşil görüntü ortada olmuyor. Şeffaflaşıyor. Mesela cam olan bütün yüzeylerde bu kumlama çok rahatlıkla uygulanabilir. Zaten cam yüzeylerde uygulama yapılıyor. Bunu da koyalım. Sırada bu bardağımız var. Şöyle. Biraz sonra yıkadığım zamanki videosunu da devamını çekeceğim. Ne şekilde olduğunu görebilmeniz adına. Düz olan cam bardaklarınızda istediğiniz deseni verebilirsiniz. Ben puantiyeyi şu an tercih ettim size gösterebilmek için. Azlığını, çokluğunu kendiniz ayarlayın. Ne kadar istiyorsanız. Şunun bel kısımlarına geçtim mi bilmiyorum. Şuralara da istiyorum. İstiyorum. Normalde yapmışım zaten. Şuraya yapayım. Evet, uygulama bu şekilde. Şimdi 2 dakika bekliyoruz. Evet, 2 dakika geçti. Şimdi suyumuzu açıyoruz.
Ve ıslamanın altında şu şekilde bakın yıkıyorum. Güzel ya. Birazdan kurulayacağım. Deminki ilk uyguladığım gösterdiğim gibi olacak. Evet. Şimdi kurulama işlemine geçelim. Kurulayınca tamamen görüntü ortaya çıkıyor. Bakın. Işıktan görünüyor mu bilmiyorum ama diğerlerini de kurulayayım. Bakın. Evet, bardaklarımı kuruladım. Gördüğünüz gibi. Bu da diğer bardağım. Böyle desenler verilebilir. Tekrar başka bir teknikle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.